Plastik şişeler bu noktaya gelinceye kadar yüzlerce kilometre yol kat etti. Şimdi serüvenin tüm dünyayı kapsayacak yeni ayağa başlıyor. Burası Amerika'nın en büyük plastik geri dönüşüm tesisi. Bir haftada tesisimize 450 ile 680 ton plastik atık geliyor. Jay Chilton, Kuzey Carolina eyaletinin Fayetteville kentindeki Clear Path geri dönüşüm tesisinin yöneticisi. Günde 8 ila 10 kamyon plastik atık tesisimize giriş yapıyor. Bir kamyonda 10 ton atık bulunuyor. Maryland eyaletindeki tesiste sınıflandırılan plastik atıklar balyalar halinde Kuzey Carolina'ya gönderiliyor. Bu balyaların her biri ortalama 400 kilo. Genelde balyaların ağırlığı 270 kilo ile 680 kilo arasında değişiyor. 10-15 hafta içinde elimize geçen plastik atık miktarı bu. 3 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yığılan plastik atıklar tesiste geri dönüşüm sürecine girmek için bekliyor. Burada bütün pet şişeler yıkanıyor. Aynen evinizde önden kapaklı çamaşır makineleri gibi düşünün. Bu makineler sadece çok daha büyük ve uzun. Sıcak suyla yıkanan şişelerin üzerindeki etiketler temizleniyor. Bu işlemde kullanılan makineyi un eniği gibi de düşünebilirsiniz. Bu tesiste işlenmeyen tek plastik atık büyük kırpılmış plastik parçaları. Pet kırığı adı verilen bu parçaların toplam ağırlığı binlerce tonu buluyor. Parçalar bir başka tesis tarafından satın alınıp eritilecek ve yeni amaçlarla kullanılacak. Pet kırıkları, çuvalları, kamyonları hatta siloları dolduruyor. Bu silolarda yaklaşık 300 ton plastik kırık saklanıyor. Şu an elimizde yaklaşık 150 ton pet kırığı var. Plastik kırıkları için 3 tane silo bulunuyor. Bu silolardaki plastik atıklar evrimlerindeki yeni aşamaya yapacakları yolculuğu bekliyor. Selin Süer Ünlü, Amerika'nın Sesi, Washington.